Sayın hocam, tabii kalıcı pil takılan hastalarımızın beslenmeleri nasıl olmalıdır? Nelere dikkat etmelilerdir? Yiyecek ve içecek konusunda da izleyenlerimizi nasıl bilgilendiririz? Şimdi genel olarak pili olan hastalarımızın özel anlamda dikkat etmesi gereken bir beslenme kuralı söz konusu değil. Ama az önce bahsettik. Kimlere pil takıyoruz biz? Önemli bir kısmı kalp yetmezliği olan ve şok amaçlı veya kalp yetmezliğini düzeltmek amaçlı, kalbin pompalama fonksiyonunu düzeltmek amaçlı taktığımız piller var. Bu hastalar pil hastası değil, aslında kalp yetmezliği hastası. Dolayısıyla kalp yetmezliği ile ilgili dikkat etmeleri gereken elbette beslenme kuralları var. Nedir bunlar dersek, elbette tuz her şeyden önce. Kalp yetmezliği hastasının en çok dikkat etmesi gereken husus tuz tüketiminin kısıtlanması. Yerine göre sıvı alımının da kısıtlanması. Burada pilin şöyle bir özelliği var. Özellikle kalp yetmezliği hastalarında ihtiyaç duyduğumuz ve hastalarımıza taktığımız 3 odacıklı pillerde şöyle bir ek özellik var. Vücudumuzda sıvı fazlalığı geliştiği zaman kalp yetmezliği hastası olarak tuzu kaçırdık veya fazla su tükettik, sıvı tükettik ve vücudumuzdaki sıvı miktarı arttı. Kalp yetmezliği hastasında en büyük sorun budur zaten. Vücuttaki sıvı miktarının artması. Ayakları şişer, akciğerlerinde sıvı toplanır, nefesi daralır. Yerine göre yoğun bakım ihtiyacı olacak hale gelir. Sıvı miktarının arttığını erkenden uyarı şeklinde kalp pili bize verebilir. Bu 3 odacıklı pillerde özellikle bu özellik var. Yani hastamız diyetini bozduğu zaman, nefes darlığı gelişeceği zaman, birkaç gün sonraya bu şikayet oluşacak iken pil sayesinde önceden uyarı verip bizim hastamızda fazla sıvı olduğunu fark etmemiz neticesinde hastamıza ilaçlarını değiştirmek suretiyle bu vücuttaki fazla suyu idrar yoluyla atmayı sağlayarak hastamızın nefes darlığı yaşamamasını, ayaklarının veya karında bir takım şişliklerin oluşmamasını sağlayabiliriz. Bir önceden uyarı sistemi sağlar bize piller.